Kimse kıpırdamasın. Abla yapma. Seher, boyun devrilsin. Kes sesini. Kimse kıpırdamasın. Silahlarınızı bırakın yoksa öldürürüm. Bırakın dedim. Dediğini yapın. Kız bu kadar adam. Tükürse boğulursun. Bırak o silahı. Dayı. Silahlarınızı usulca yere bırakın. En ufacık bir şey de öldürürüm. Hepiniz odaya, oraya girin. Boşuna yorma kendini. Burada bir kadına silah doğrultacak kimse yok. Dediğimi yapacaklar. Onlar da yapacak, sen de yapacaksın. Allah aşkına, peygamber aşkına yapma kızım. Sus sen. Ana, dinlemek için çağırmadık mı? Dur dinleyelim. Sana anlatacak bir şeyim yok benim. O zaman müsaade et Arif çıksın. Onun gözü önünde olmaz. Abla yapma, ne olur abla yapma. Onu da öldürmeyecek misiniz nasılsa? Kalsın görsün. Kim böyle bir kuzuya kıyar ki? Abilerime kıydırtmadınız mı? Abilerini biz kıydırtıysak, silah niye annenin elinde değil de senin elinde? Ana yüreğinden hangimizin yüreği üstün ki anaların elinde silah yok da çocuklarının elinde silah var? Üçe kadar sayacağım. Herkes odaya girmezse tetiği çekeceğim. Ne için? Bir. Hayatında adam öldürdün mü? Hiç gördün mü bir insanın nasıl can verdiğini? Önce kan fışkırır. Sonra bir adamın koca vücudunun yere yığıldığını görürsün. O yere değil senin üstüne yığılır aslında. Vicdanın yoksa ağırlığı üstünden atıp yürür gidersin. Ama zerre vicdanın varsa o ağırlık seni bir ömür ezer. Ya da meşru bir nedenin vardır. O zaman tereddüt etmezsin. Üçe kadar saymazsın. Karşındaki düşmanındır ve onun da elinde silah vardır. O zaman hüküm sen değil, kader verir. Ve o kadere boyun eğecek kadar inancım vardır. İki. Ölmeden önce sadece şunu bilmek isterim. Arif silah mı tutacak, silah altında mı yaşayacak? Sizin gibiler olduğu sürece silah altında yaşayacak. Hiçbir zaman özgür olamayacak. Hiçbir zaman özgürlüğü tadamayacak. Ama silah senin elinde. Üç. Abdülay, silahını beline koy. Bir yudum daha iç Arif. Erkek adam korkunca su içecek. Yoksa maazallah. Susamadım Erhan dayı. Susamak değil yeğenim. Tedbir. Ben bu kıza köpek sütü içirmedim ki. Kendi sütümü içirdim. Hala tamam geçti. Kabahati kendin de arama. Bu insanın çevresi var ya çevresi. Abla ne olacak dayı? O ablan var ya o ablan. Onun... Hala. Konuşma çocuğun yanında böyle. Yanlış arkadaşlar.
O zehirli fikirleri kafasına soktu. Abdüley, girsek mi içeri Can Polat'ın yanına? Sen bilirsin dayı. La ben bilsem girerim sana, ne diye sorayım? E o zaman gir dayı. Girip ne diyeceğiz? La geçmiş olsun mu diyeceğiz? Yok olsun bize mi diyeceğiz? Kıza mı diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Bence girmeyelim dayı. Düşünüyordur şimdi. La ne düşünüyordur? Ben nereden bileyim? Abdüley canım çok sıkkın. Yoksa ben bu lakırdıları yapacak adam değilim. Çok sinirlendim, çok. Haklısın dayı. Bir ananın evladını ne hale getiriyorlar? La insanın çocuğunu anasına düşman ediyorlar. Biz de diyoruz niye bize saldırıyorlar? La onasına düşman olan bize haydi haydi düşman olur. İçin 40 destur beklerken. Buyur ana. Destur ver. Biz gidelim oğul. Nereye ana? Bak başına ne işler açtık. Biz gidelim. Sen o kıza ne yapacaksan yap. Ne yapacaksan hak etti. Arif'cim, biz biraz annenle konuşalım, olur mu? Olur. Bizim senin kızınla bir sorunumuz yok ana. İyilikten maraz doğar oğul. Ben sana kötülük getireceğim. İyiden gelecek kötü kaderdir ana. Kaderin verdiği başım gözüm üstüne. Bence abi kızın infaz emrini verecek. Yapar mı dersin? Yapmayacak olsa halayla baş başa ne konuşuyorlar? Erhan, deli deli konuşma. İşi gücü bırakıp kadın mı öldüreceğiz? Bu kadın mevzusu bizim Hazreti Adem'den beri önümüze dönüp dolaşıp gelen elma. Dolayısıyla imtihan mevzusu. Eren'e kızmamak mümkün değil. Ama ben yine de kızamıyorum. Demek ki kızla aralarında bir elektrik olmuş. La ben de bu yeni dili anlamıyorum. La bizim zamanımızda elektriği bir deliye bir doluya verirlerdi. Yeğen bilir acısını. Ne elektriği? Ne diyorsun sen yeğenim? Ben diyorum ki kızı gömeceğiz de şimdi hala dedik. Hala kızı geldi, avucumuza bıraktı gitti. Senin işin zor Erhan. Senin o kadar hukukun var. İki dakikada herkesle hala yiyen olursan olacağı o. Daha dur. Büyüsün hala oğlum. Sana daha neler yapacak. Ben senin yerinde olsam bir ömür konuşmam. Operasyonu başarıyla tamamlamış havanı da yiyemem. Sen ağzında mermi olan silahı yere bırak. Ondan sonra yedeğin ağzına da mermiyi vermek için dansöz gibi kıvran dur. Allah'ım bu Sabiye'nin ne günahı var? Nasıl bakmazsın kızın çantasına? Her an silah var mı yok mu diye. Abi bana kızı getirmem söylendi. Üniversite öğrencisi ne diye arayayım? 50 defa tembihlemedin mi? İçeri kim girerse girsin aranacak. Abi kadın. Ne olursa olsun gördünüz kadını. Geldi dolu silah çat diye abinin kafasına dayadı. Ya sıksaydın? Allah korusun. Abi çok üzgünüm. Üzgün olmanın umurunda değil Eren.
Üzgün adam da sevmem, pişman adam da sevmem. Bak bu dünya çok basit. Ya yaşarsın ya ölürsün. Yaşamanın da kuralı basit. Tedbirli olacaksın, geç öleceksin. İyi de usta, biz aradık mı Refik Hanayı? Hata, o da hata. Ama abinin yanında geldi. O onun inisiyatifidir. Üst aramayla da olmaz ki bu iş. Adam gibi güvenlik sistemi kurmak lazım. Şimdi bunu mu tartışacağım seninle? Üzerine gitme çocuğun. Bir hata varsa hepimizin hatası. Hepimizin hatası falan değil. Burası örgüt evi değil. Öz eleştiri mi, öz eleştiri yok. İş kime verildi? Buna. Bu ne yaptı? Gitti işi batırdı. Eski usul olsa bir daha kapının önünden geçirir miyim ben bunu? Abi gerekirse giderim. Ne ulan, tavır mı yapıyorsun? Memati, hıncını çocuktan çıkarma. Kimden çıkartayım? Nereye koydunuz o karıyı? Gidip bunu bulacağım. Hiç oraya buraya çekme usta. Eski Memati olsa bu kadar konuşmazdı. Gider sıkardı. Sıkılacak biri yok usta. Neticede beyni yıkanmış zavallının biri. Hangi zavallının elinde silah var? Hangi kadının çantasında silah var? Bunun var. Ne yapalım? Hepimiz öyle mal mal baktık. Anası orada, kardeşi orada. Bakmayıp da ne yapacaktık? Bu iş mayına basmaya benziyor. Biz bir tarlaya girdik, adımımızı attık, mayına denk geldik. Siz haklı olarak diyorsunuz ki aman mayından ayağını çekme patlarsın. Ama mayından da kurtulmak lazım diyorsunuz. Ben mayınla ilgilenmiyorum dayı. Zaten bunu düşünenler istiyor ki kafamızı kaldırıp ileriye bakmayalım. Burnumuzun ucunu bile görmeyelim. Bu mayından da kurtulmak lazım ileri gitmek için. Bulacağız kurtulmanın bir yolunu dayı. Kızı kayıp mı edeceğiz? Siz bilirsiniz ama canınızı sıkacak bir şey olmasın. Bir şey varsa söyleyeceğiniz biz söyleyelim. Uzun konuşmayacağım oğul. Peki, aç. Bana bak. Ben sana çiğ süt emdirmedim. Göğsümü yara yaptın, kan emdin sen. Yine de bir parçasızı vardı içimde. Evlat değil. Onu da söküp aldın. Ben seni, sen beni seçmedin. Ama ben yolumu seçtim. Gittiğin yol, yol değil. Sen mi bileceksin, cahil kadın? Okumam yazmam yok. Ama bilirim. Allah'ıma inanırım. Peygamberimi severim. Onun gibi tüm insanları severim. Vatanımı, çocuklarımı severim. Hem de çok severim. Çünkü ben anayım. Ne sevmesi be? Oğullarının arasında bile ayrım yapıyorsun sen. Sen Nadire şehit, Nazif abime ölü diyorsun. Diyorum. Ama anayım. İkisine de oğlum diyor. Cahil kızım, söyle. Sana ne diyeceğim peki? Senin adını ne koyacağım? Bir ana ne olsa evladının ölmesine dayanamaz. Ama başka bir ananın üzülmesindense dilerim can almadan ölesin. Kimse var mı yanında? Anası var. Hayırdır? Bir çıksın anası, konuşacağım. Abi kimseyle konuşmasın dedi. Konuşacağım. Git abiyle konuş. Arifleri annemler bekliyor.
Uğurladıktan sonra herkes toplansın. Emredersin abi. Ablam da gelecek mi bizimle Polat abi? Arif, sen kocaman adamsın değil mi? Öyleyim. Sana yalan söylememi istemezsin değil mi? İstemem. Abi, Arif o kadar da büyük değil. Erkek erkeği konuşuyoruz Arif Erhan. Ablan yapmaması gereken bir şey yaptı bugün. Özür diler senden, sen onu affet. Ben zaten affederim. Ama o bizlerle olmak istemiyor. Neden? Ferhat abi yüzünden mi? Ferhat kim? Gibi var ya Ferhat abim. Hep o konuşuyor, ablam dinliyor. Ne Ferhat'mış be kardeşim. Sen bu Ferhat'ı Erhan dayına iyice bir anlat Arif. Bu sefer ablan sizinle gelmesin. Ama gerekirse ben bu Ferhat'la bir konuşurum, o zaman gelir. Olur. Bu Ferhat bizim aradığımız Ferhat olabilir Erhan. İyice dinle bir çocuğu. Tamam abi. Ana Pürmü sizi annemlere bıraksın, bekliyorlar. Sen nasıl diyorsan oğul. Allah Allah, ne laf anlamaz adamsın sen ya. Hayırdır Eren? Bir konuşabilir miyim diye soracaktım abi. Ne konuşacaksın? Zoruma gidiyor abi. Hatam büyük, aramam gerekiyordu üstünü. Ama öğrenci diye, kadın diye yapmadığım şey yüzünden başımıza ne iş açtı? Neyini konuşacağım bunun Eren? Abi ben yüzüme gözüme bulaştırdım. Toparla kendini Eren. İşimiz var. Şimdi aslında seni burada öldürürüm. Ama seni öldürmeyeceğim. Anneni tanıdım, kardeşini tanıdım. Vicdanım bu yükü kaldırmaz. Seni bırakacağım. Olacakları söyleyeyim sana. Okuldan alındığını öğrenmişlerdir. Silah taşıdığına göre seni bekliyorlardır. Onlara gerçekleri söyleyeceksin ama sana inanmayacaklar. Ajanlıkla suçlayıp bir çukura gömecekler. İşte bundan vicdanım rahatsız olmaz. Ben ajan değilim. Hepsi böyle savundu kendilerini. Çoğunun senin kadar günahı yoktu. Çikolata. Canı sadece çikolata çektiği için, anasını, evini özlediği için kaç kişi ajanlıkla suçlanıp infaz edildi biliyor musun? Yalan. Yalan mı, doğru mu öğrenmene o kadar az kaldı ki. Bu yalanlarla beynimi yıkayacağını mı zannediyorsun? Başkalarının kirlettiğini yıkamak bana mı düşecek? Ablamı da görmedik çıkarken. Bir daha onun adını ağzına alma. Adını söylemedim ki. Abi, Arif'in söylediği Ferhat'ın bir cipi var.
Bir iki kere ablasını eve bırakmış, evden almış. Plakası neymiş? Abi 34'ünü söyleyebildi. Ah keşke okuma yazma bilseydim dedi. Ne bileyim, kafam biraz dağınık. Başka? Benim Arif'ten anladığım esmer, orta boylu, gençten bir çocuk bu Ferhat. Kılık kıyafeti düzgünmüş. Ama çocuk lisanı işte. Deri bir ceket varmış gördüğünde. Belli ki spor giyiniyor. La bu anarşistler de değişti. Artık kızlara yeşil parkayı giydiriyorlar. Kendileri deriyi çekiyorlar. Bir de anladığım, ablasından büyük. Ama tahsilli gibi konuşuyormuş. Belki üniversiteden tanıyor, belki o çevreden abi. El kadar çocuktan bu kadar analiz. Aferin Erhan. Doğru analiz. Bizim elimizdeki bilgilerle örtüşüyor. Büyük ihtimalle aynı kişi. Teşekkür ederim abi. Kızı konuşturacak mıyız bu Ferhat'ın kim olduğuna dair? La bu cins anarşiste işkence de etsen adını bile söylemez. Daha o kıvam terörist değil dayı. Öyle olsa sıkardı. Ne yani, bir kadına işkence mi yapacağız? Silah çekerken kadın değildi. Ben onu konuştururum. Yani elimden geleni yaparım. Var bir elektrik diyorum. Seher bizim Ferhat'ı bildiğimizi bilmiyor. Kıza soru sorup avantajımızı kaybetmemizin bir alemi yok. O bizi Ferhat'a götürecek. Nasıl? Kızı takip edeceğiz. Bir şekilde bu onlara değecek, kızı sorguya alacaklar. Peki bu teröristi bırakmamız doğru mu? Sen de böyle bir böyle diyorsun. Anlamadım ki senin rengini. Anlamayacak bir şey yok. Kızın elinde bir silah var. Belki bir cinayet işlenmiş. Belki cinayeti bu işlemiş. Belki bir cinayet işlensin diye kız silah taşıyordu. Belki de kız bir cinayet işleyecekti. Yani? Yanisi şu. Bunların hepsi ihtimal. Kızı emniyete teslim etmek de bir ihtimal. Ama biz bu kızı kullananlara ulaşmak istiyor muyuz, istemiyor muyuz? İstesek de istemesek de bu tuz işi yüzünden adamlara ulaştık. La bu işten kaçarımız yok. Peki vasfımız ne? O konuya geleceğim. Önce seher işini bitirelim. Eren kızı bırakacak. Olmaz. 2 dakika önce yüzüne gözüne bulaştırdı iş usta. Eren iyi hoş çocuk ama daha toy. Böyle böyle öğrenecek Memati. Açık söyleyeyim, Abdüley hariç kimse kızın üstünü aramazdı. Aramayı aklına bile getirmezdi. Arardık abi. Memati, ilk defa ömründe kadın militan gördüm. Bu bambaşka bir dünya. Baksanıza adam cipe biniyor. Anlaşılan bu adamlar eski alışılagelmiş sistemde örgütçülük yapmıyorlar. Ben hiç cipe binen terörist duymadım. Bizim oralara ne zaman cip gelse anlardık ki biri büyük bir sevkiyat yapmış. İşte duyulmamak için, yakalanmamak için bu profilde hareket ediyorlar. Şehirli bir görüntü, şehirli bir yaşam ve şehirde vahşice eylemler. Ve iz yok, fail yok. Neyse, bunu da konuşacağız daha. Ben Eren'e inanıyorum. O götürecek kızı. Sen nasıl diyorsan usta. Sen de Eren'i takip edeceksin Memat. Daha doğrusu Eren kızı bıraktıktan sonra Seher'i. Adamları al yanına. Kız bir noktaya vardıktan sonra 2 ya da 3 koldan takip etmek gerekecek. Sakın ipin uçlarından birini kaybetmeyin. Her şey bize lazım. Anladım usta. Ferhat'a ulaşınca ne yapacağız peki? Yani soruma döneyim. Vasfımız ne? Bu işi devlet çatısı haricinde yürütemeyiz. Bizimle görüşmek istiyorlardı. Onlarla görüşeceğim. Görüşme ayarla Abdüley. Mümkünse bugün, mümkünse şimdi. Bu girdiğimiz bambaşka bir dünya.
Çok tehlikeli ve bilmediğimiz bir dünya. Hepinizin çok dikkatli olmasını istiyorum. Hoş geldiniz anne. Buyurun. Hoş bulduk evlat. Hoş geldiniz. Sen de hoş geldin yeğenim. Hoş bulduk. Buyurun bekliyorlar. Hadi buyurun. Hadi kız yol göster misafirlerimize. Ben ne yapıyorum? Hürmüz. İki dakika anlat bakalım. Ne oluyor, ne bitiyor? Erhan anlatma bir şey dedi oğlum. Nereye anlatmıyormuşsunuz? Her şeyden haberim var. O Ermiş'in de yaptığı iş değil Hürmüz. Kadın madın. Arayacaksın kardeşim. Sen aradın mı kızın annesini, kardeşini? Belki abinin annesiyle babasını hedef aldılar. Öyle bir talimat mı var? Bize de öyle bir talimat yoktu. Bak başımıza gelene. Hürmüz. Olmuyor kızak işi. Bizim en aktif olacağımız sahaya giriyoruz. Ben yedek kulübesindeyim. İlk 11'de kimler var? Sen, Erhan, Ermiş. Olmuyor. Siz bölge diline bile hakim değilsiniz. Abiyle konuşmam lazım benim. Zaten annem adını söylememi yasakladı. Bir daha ablamı bir daha göremeyeceğim diye üzülüyorum. Üzülme Arif'im. O senin ablansa gün olur yine size döner. Bak sana bir hikaye anlatayım. Anlatayım mı? Anlat dedi. Padişahın birinin bir doğanı varmış. Doğanı bilir misin? Kuş. Hah, kuş. Doğan avının üstüne gider. Ama sonra yine sahibine döner. Fakat nasıl olmuşsa doğan bir gün yolunu şaşırır. Şaşırır da baykuşların barınağı olan bir yıkıntının içine dalar. Eyvah. Padişahın doğanı yolunu şaşırıp da baykuşların barındığı barınağa düşünce bir sürü baykuş onun tepesine üşür. Gagalamaya başlarlar. Doğan bırakın. Ben padişahın av kuşuyum. İstediğim yere giderim. Benim asıl yuvam padişahın sarayıdır der. Ama baykuşlar onunla alay ederler. Sen artık bizim av kuşumuz olacaksın. Yavru doğanları yakalayıp bize getireceksin derler. Kanatlarını gagalayıp tüylerini yolmaya kalkarlar. Fakat bir an gelir, fırtına çıkar, şimşekler çakar, etraf aydınlanır. Doğan yıkıntıların arasından çıkışı bulur. Baykuş sürüsünün ulaşamayacağı kadar yükseklere uçar. Asıl yuvasına döner. Tamam, burada bırakın beni. Solda dur. Tamam gidelim. Buyurun. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Tabii efendim, hemen gönderiyorum. Bir dakika, buraya giremezsiniz. Giremezsiniz. Ne oluyor? Thank you.
yürüyerek takip et. Biz arkandayız. Gidelim. İleride sağda park et. Arkadaki çocuklara söyle onlar da uygun bir yere park etsinler. Seher. Benim. Neredesin sen? Kaçırdılar beni. Polat Alemdar'a gitmiş annemler. Silah nerede peki? Aldılar. Ferhat liderle görüşmem lazım. Takip edin her ihtimale karşı. Kaybetmeyin. Bekleyin. Eğer doğru kişiyse bir adamla çıkacak evden. Uzaktan takip edin. Her ihtimale karşı adamın fotoğrafını çekmeye çalışın. Risk almayın. Takip ettiğiniz anlaşılacak olursa hemen peşini bırakın. Buraya geliyor olacaklar. Silah? Silahını almışlar. Evde mi? Evde. Sizinle görüşmek istiyor. Gidelim. Tamam. Dikkatli olun. Bu tarafa geliyorlar. Adam da geliyor. Abi, adamın izini bulduk. Ne yapalım? Sadece takip edin Memati. Bakalım nereye kadar uzanacağız. Dikkat edin kendinize.
Çektiniz mi fotoğrafları? Yüzü görünüyor mu? Memati abi, Erhan ben. Ne diyorsun Erhan? Ne sinirleniyorsun Memati abi? Koordinasyon olsun diye arıyorum. Arama bir daha. Tamam, aramam bir daha. Ne yapmışlar? Lan neredelermiş yeğenim? Gerginliğinden anlaşıldığı üzere iş üstündeler dayı. Of of. La hayırlısıyla şu işi bir atlatsak. Geldiğinize memnunum. Teşekkür ederim. Biraz yürüyelim mi? Nasıl isterseniz. Bunlar niye çıkmadı hala? Tuzak bu, bas gaza! Bas! Vur öndekine, vur! Arkadakine de! Açığa çıktık, dönün! Geçmiş olsun. Sağ ol. Terör örgütü başı yakalandıktan sonra onu destekleyen yeni bir strateji planladılar. Bu stratejinin tam olarak ne olduğunu önümüzdeki dönemde daha sıcak göreceğiz. Düşman düşmanlığını yapacak. Biz ne yapıyoruz? Düşmanın yaptıklarını anarak mı strateji belirleyeceğiz? Yoksa bu ülkeyi terörle yaşamaya mahkum mu edeceğiz? 22 yıllık süreçte az mesafe kat edilmedi. Hem devlet hem millet çok büyük fedakarlıklarda bulundu. Hiç kimsenin kanı boşuna akmadı. Ama terörle mücadele çok girift bir iş. Bu da daha net olarak terör örgütü lideri cezaevine koyulduktan sonra görüldü. Demek ki terörü yenmek sadece örgütü yenmek demek değilmiş. Evet, bizim de eksiklerimiz oldu. Örgüt liderinin elimizde olduğu süreci iyi değerlendiremedik. Topluma barış ve kardeşlik mesajını kalıcı bir şekilde veremedik. Irak işgal altında. Irak'ın işgali bu süreci tamamen bambaşka bir mecraya çekti. Örgüt yeniden hortlatıldı. Ve şu anda yeni bir oluşum içindeler. Seninle görüşmek istememin sebebi de bu. Amaç eskiden ayrılıkçı terördü. Şimdi ise amaçları iki milleti bir arada yaşayamaz hale getirmek. İyi yaptınız Mehmet abi. Tamam, ben ilgileniyorum. Sen ofise geç abi. Ben fotoğrafı kime yollayacağınızı söylerim abi. Tamam abi. Adresi aldım zaten. Ne oldu usta? Ferhat elimizden kaçmış. İki tane adres var. Örgüt evlerine bakın bir. Ben bakarım bizzat. Hani yoktunuz bu işte? Bir ara düşündüm bu kızı siz mi gönderdiniz diye ama. Yok usta, durum çok ciddi. Ama sevindim ağanın kabul ettiğine. Daha kabul edilen bir şey yok.
Beklemek lazım. Bunu Tabetir, Abdüle'ye vereceksin. Bize de lazım bir nüshası. Yakmayasın, dikkat et. Abi neyi yakacağım? Dijital değil mi bu? Ben anlamam dijital mijital. Arabadan hep sıkamadım ya, mevzu içimde patladı. Herifi öldürürsen üstüne nasıl ulaşacağız? Ben anlamıyorum ki. Terörün lideri belli, kadrosu belli. Biz gitmiş karı kızla uğraşıyoruz. O öyle olmuyor işte. Gazete okuyarak mı oluyor? Herkes olmuş analizci uzman. Herkes öldürmeden nasıl bitecek bu iş? Nasıl ayıracaksın kurtla kuzuyu? Biri hak biri kara. Ne var ayıramayacak? Bütün istihbaratlar birleştirildi. Devlet bu iş için en yüksek teyakkuzda. Bu işi çare yok çözecek. Bu mücadelede ne gerekiyorsa yapacak. Benim yöntemlerim sizinkiyle aynı değil. Ben mevzuat peşinde değilim. Tek amacımız bu işi çözmek. Bu ülkenin bölünmesini hiçbirimiz istemeyiz. Senin yöntemlerinin farklı olduğunu biliyoruz ve bunu onaylıyoruz. Sadece sen ve senin adamların mafya ile mücadele ederken kendi çıkarlarınız doğrultusunda hareket etmediniz. Benim bir çıkara ihtiyacım yok. Gerçekten tek derdim var. Devletin ve milletin bekası ve mutluluğu. Varlık sebebim bu. Eğitimim bu, terbiyem bu. Ne kadar mutlu ki senin gibi evlatları var bu vatanın. Ben kimseden takdir beklemiyorum. Teşekkür beklemiyorum. Ama kimsenin ayak bağı olmasını, bir şeyi çözecekken geri çekildemesini istemiyorum. Ben bu işi en yüksek derecede gizlilikle sürdürmek istiyorum. Bu gizlilik sağlanacak. KGT'nin yeniden aktif olduğunu sadece ben ve en yukarıda iki kişi bilecek. Teklifim şu. Kamu Güvenliği Teşkilatı uluslararası arenada lağvedilmiş görünen ama antiterör çalışmalarda en yüksek mücadele birimidir. KGT'nin başında sen varsın. İstediğim adamı alır, istediğim adamla çalışırım. İstediğim bilgiye ulaşıp, istediğim bilgiyi paylaşırım. Bizim için uygundur. Yeni oluşumun başı Servet Şeytan derim. Evet. Ona yol veren kim? Mesele Sero değil. Sero'ya yol veren eli kırmak. Aynı oyun oynanıyor. 100 sene önce nasıl bir Lawrence varsa bugün de bir Lawrence var. Bu seferki Lawrence çok tehlikeli. Çünkü çok tecrübeli. Akıl insanı ölüme kadar götürür. Ondan sonrası yürek işi, gönül işi. Bu millet ölür. Ölmüştür, ölecektir. Ama bu millet Türküyle, Kürdüyle ölür de soysuza itaat etmez. Soysuzun önünde eğilmez. Yüreği olan gelsin, itaat ettirsin, eğsin, bölsün. Yüreğimiz beraber. Efendim, kiralayanları araştırdık. Sahte kimliklerle tutulmuş evler. Malum cipte aynı şekilde sahte evrakla kiralanmış. Ferhat Kot adlı bu şahsın gerçek kimliğine ulaşılsın. Bütün birimlere eşkali dağıtılsın. İzine rastlanırsa müdahale edilmeden bize haber verilsin. Tamam efendim.
Burası neresi? Bir süre burada kalacaksın. Siz bekleyin. Burası senin odan. Otur. Polat Alemdar'ı nereden tanıyorsun? Anlattığım gibi. Annem kardeşimle... Kes palavrayı! Beni neyle suçluyorsunuz? Ajansın. Davana ihanet ettin. Şimdi kimlerle temasta olduğunu, kimlere köpeklik ettiğini anlatacaksın. Ben davama ihanet etmedim. Bu uğurda hayatımdan ve ailemden vazgeçtim. Davana ihanet ettiğini itiraf et ve önderliğin affına sığın. Ben davama ihanet etmedim. Bu ajanın sorgusunu yapın, konuşturun. Bugünden itibaren resmen KGT, Kamu Güvenliği Teşkilatı tarafından faaliyete geçirilmiştir. İşin resmi sıfatı haricinde burada bulunanlar açısından değişen bir şey olmayacaktır. Mücadelemiz bölücü terör örgütünün bütün unsurlarıyla ve bağlantılarıyla çökertilmesi yönünde olacaktır. Allah utandırmasın. Amin. Mücadele edeceğimiz ekip, kendilerini serocular olarak tanıtan, ayrılıkçı örgüt içinde yeşertilmiş, Marksist-Leninist ideolojiye bağlı, bu ideoloji temeliyle bağımsız bir devlet kurma amacı taşıyan ve bunu gerçekleştirmek için silahlı mücadeleyi yöntem olarak seçen bir yapılanma. Mevcut terör örgütünden farkı, bu topraklarda bölünme zemini oluşturmak için herhangi bir sınır tanımayan, İran'dan Suriye'ye, Kuzey Irak'tan Gabar'a, Cudi'den İstanbul'a her yeri ve herkesi hedef olarak seçmiş olmasıdır. Bugün peşinde olduğumuz Ferhat Kod adlı şahıs, serocuların İstanbul sorumlusu mu? Zannetmiyorum. Henüz elimizde örgütün muhtemel lider kadrosu haricinde bir bilgi yok. Muhtemelen Ferhat, serocuların İstanbul'daki eylem grubunun lideridir. Onun üstünde de metropol sorumlusu vardır. Ajan suçunu kabul etti. Sorgusunda her şeyi itiraf etti. Ağzını çöz. Bize anlattıklarını Ferhat lidere de anlat. Ben... davama... İhanet ettim. Hayatımdaki en önemli olgu örgütüm ve davam dedim. Ama içimdeki zaafa yenik düştüm. Ailem tehdit altında olduğu için Polat Alemdar ve adamlarıyla işbirliği yaptım. Kiminle temasa geçtin? Eren isimli şahısla bağlantı kurdum. Nasıl? Davaya katılmadan önce gittiğim mekanlardan bu şahsı tanıyordum. Kendisi bana geldi. Annemin ve kardeşimin elinde olduğunu söyledi.
Kes sırlamayı. Anlat. Ben durumu liderime bildirmediğim için örgütümü tehlikeye attım. Davama ihanet ettim. Önderliğin affına sığınıyorum. Örgüte ihanetin cezasının ölüm olduğunu bilmiyor musun? Biliyorum. Ama bana bir şans daha verilirse varlığımla, kanımla, canımla örgüte hizmet etmeye hazırım. Sen bir halkın geleceğini nasıl tehlikeye atarsın? Kendi zaafların yüzünden halkına, önderliğine nasıl ihanet edersin? Beni affedin ne olur. İtirafını ve af talebini önderliğe bildireceğim. Önderliğin kararı her ne çıkarsa o uygulanacaktır. Tecrit edin. Çok karışık bir durum. Örgüt içinde örgüt. Biz daha mevcut olanı tanımıyoruz. Bu yenileri, Serocuları nasıl çözeceğiz? Nasıl ayıracağız? Nasıl tanıyacağız? Bunun için gidilecek yol tecrübelere dayanmak. Dün nasıl terör örgütü kendine bir zemin bulduysa, o gün güçlü sol örgütler arasından sıyrılıp çıktıysa, bugün de Serocular aynı ayak izlerini takip edeceklerdir. Yani biz Öcalan ve adamlarının nasıl büyüdüğünü çözersek, Serocuların da yapılanmasını çözebiliriz diye düşünüyorum. Tabii ki ilk etapta kimin eski örgüte ait olduğunu, kimin ayrılıkçılardan da ayrıldığını tayin ve tespit etmek zor. Ama tahminen dün geceki eylemler Serocuların artık bizim etrafımızda birleşme olacak mesajıdır. Hem devlete hem de örgütedir bu mesaj. Serocular kendilerini deklare ettiler mi abi? Bölgede ismi biliniyor adamın. Ama yine de alenen başlı başına bir örgüt durumları yok. Dünkü eylemleri her ne kadar üstlenen olmasa da mesaj gerekli noktalara ulaştı. Peki abi, mevcut örgütün bu Serocuları yok edecek gücü yok mu? Daha önce o şartlarda onlara kim yol verdiyse bugün de bunlara yol verdiler. Sosyolojik olaylar hem insanlara benzer hem de benzemez. Kitlesel hareketler bazen insanlar gibi doğar, gelişir, büyür. Bazense insanların tam tersi. Hazır şekilde ortaya koyulur ve büyümesi yayılır. Sero ve yönetim kadrosu hazır olan bir pastaya kondu. Umduğumuzdan fazla kayıp verdik ama eylemler sonuca ulaştı. Neden kayıp fazla oldu Zerdüş? Eski örgüt mantığı. Bütün örgüt elemanlarının pasifize edilen beyinlerini tekrar önderliğinizde harekete geçirmek biraz zaman alacak ama başarı kaçınılmaz. Buna inanıyorum. Tabanımız ne diyor Zeli? Tabanımız yeniden harekete geçilmesinden memnun. Kısa zamanda şehirler, köyler, yani milyonlar bizi konuşacak. Burada yeni bir dünya inşa edilecek. Liderlik bunun hakla değil, güçle yapılacağını görmüştür. Herkes bilmeli ki düşmanımız ne Amerika'dır ne de bir başka egemen güç. Davamız için herkesle ittifak edebiliriz, davaya sadık kaldığı müddetçe. İmralı'nın geleceği için davamızdan taviz vermeyeceğiz artık. Biz devrimci mücadelenin yeni umuduyuz. Bunu herkese göstermeliyiz. Sayın Başkan, dünya yeni umudun kim olduğunu ne zaman öğrenecek? Bu devrim süreci çetin ve sıkıntılı bir süreçtir. Bu durum devrime inananların sadakatini ölçecektir. Dünyanın tam desteği şu an için sadakatle ihanet arasındaki çizgiyi inceltir. Sayın Başkan'a aynen katılıyorum. Devrimci süreç her zaman için egemen güçlerle yapılan mücadelenin tarihidir. Eminim ki bu tarihi hep birlikte sizin önderliğinizde yazacağız. Ben de buna inanıyorum. Metropoller bizim için çok önemli.
Muro bu önemli görevi yüklenecek yeterlilikte mi Cemal? Murat, devrimci süreci çetin mücadelelerle sürdürmüş bir arkadaşımızdır. Size layık olacağını umuyorum. Murat Başkan, örgüt içindeki ajanı tespit ettik. Ajan suçunu kabul etti. Başka deşifre olan var mı? Polat Alemdar ve ekibi beni tespit ettiler. Kıza nasıl ulaşmışlar? Polat Alemdar'ın yakın adamlarından Eren isimli bir şahıs kızla temasa geçmiş. Ne zamandan beri? Birkaç hafta önce. Kızın anne kardeş zafiyetinden. Zehra Akyıldız. Dikkat çekmiş. Kıza dair emriniz nedir? Adı Servet Şeytan Dereli. 1949 doğumlu. 20 yılı aşkın süredir örgütün içinde. 1999'da örgütü eleştirdiği için Öcalan tarafından yargılandı. Ama kalemi kırılamadı. Niye ki Can Polat? Herhalde tabanı karşısına almak istememiştir. Zero taban tarafından sevilen bir isim. Bu olaydan sonra Zero'nun örgüt içindeki gücü iyice arttı. Öcalan yakalandığında Zero yurt dışında örgütün merkez komite üyesiydi. Bu işlere nereden girmiş? Öğrenciyken. ...70'lerde Ankara'da siyasal bilgiler de okudu. İdeolojik yönü kuvvetli olmasına rağmen okulda sevilmeyen bir kişilikti. 80 öncesi birçok komünist, devrimci fraksiyonda yer aldı. Bir kez tutuklandı. Hemen serbest bırakıldı. Hiçbir hüküm giymedi. Dışarıya karşı kendini büyük, ulaşılmaz, anlaşılmaz bir dava adamı olarak göstermeye çalışıyor. Önce yazı yazmak, pankart, afişler asmakla, astırmakla başladı suç kariyeri. Polisler geliyor. Zero, 70'lerde birçok fraksiyonda yer aldı. Hepsini de pasiflikle suçladı. Ona göre tek yol silahlı devrimdi. Silahlandı. Şehir militanıydı bir süre. İlk eylem olarak nöbet dönüşü evlerine giden polisleri hedef seçti. Olayda 3 polis şehit edildi. Ne yorulduk. Bitmedi mi grevler? Millet yağ bulamıyor. Şeker bulamıyor. Bunlar düşmüş devrim derdi. Kimse derdim demiyor da. Devrem iyi istirahatler. Yarın yengeyle bekliyoruz Devrem. Yarın ona hayrola Devrem. Hayırlı geceler. Sağ ol. Sağ ol Toprak. Sağ ol. Eylül'den sonra dağa çıkıp PKK'ya katıldı. Silahlı eylemler için etrafına yeni adamlar toplamaya çalıştı. Önderliğin öncü çözümlemelerini kendini aşmış ve devrimci ahlak sahibi kişiler mutlaka anlayacaktır. Kendini çözemeyen, katılım gösteremeyen ve önderliği anlamaya direnenler ise öncü hareketimizin demirden yumruğuyla ezilmeye mahkumdur. Örgüt palazlandıkça Zero'nun liderlik arzusu da öne çıkmaya başladı. Dikkatli biriydi. Örgüte fark ettirmeden gizlice kendi ekibini kurmaya çalıştı. Arkadaşlarını örgüt içinde değişik işlere yöneltti. Zero'nun sağ kolu Cemo. 1952 doğumlu. Zero'nun okuldan arkadaşı. Başkan vekili. Örgütün gelirlerini, giderlerini o yönlendiriyor. Gelir dediğim, insan kaçakçılığından tutun da kalpazanlığa kadar her türlü adi mafya işleri. Paylaşma görgün yok mu senin it?
Biz senin için dağlarda ölüyoruz. Eli para tutan herkese de söyle. Artık bir ortakları daha var. Yoksa yoldaşlar şantiyelerini, griderini yakar, sülaleni keser, ben bile kurtaramam seni. Bu kaçıncı? Her gün başka birileri tepemize biniyor. Artık bir tek biz varız. Korumamız altındasın. Önce ya malını ya canını diye haraç kestiler insanlarımızdan. Sonra kanını emdiler uyuşturucu ticareti yapıp. Örgüt uyuşturucu işlerine girince bunu Cemo organize etti. Her yıl milyarlarca dolarlık uyuşturucu pazarlıyor. Avrupa'da bu iş içine girmiş direkt ya da dolaylı binlerce kişi var. Her ülkede malı gümrüklerden sokağa kadar takip edebiliyor. Mayın almak istiyoruz. Malı kaç haftada teslim edebilirsin? Sıkıntılar var biliyorsun. Sıkıntın kaç para? %5 mayın yetmiyor. Aldığımız risk büyük. Senin sıkıntını hallederiz. Kolay. Gelen tüm bu paralarla silah dahil her türlü malzemeyi temin eden de bu adam. Yani Sero'nun paralarını harcama yetkisi Cemo'da. Sero etrafındaki hiç kimseye Cemo'ya güvendiği kadar güvenmiyor. O yüzden örgütten ayrılmaya karar verdiğinde peşinden ilk gelen Cemo oldu. Birlikte kendi tüzüklerini yazdılar. Zeli, Sero'nun karısı. Örgütün propaganda sorumlusu. Kadın kolları, gençlik kolları, tüm sempatizanlar Zeli'ye bağlı. Kendi medyalarına da adam yetiştiren Zeli. Ama babasından dolayı geçmişi biraz karanlık. Kimileri babasının istihbarat birimlerine çalıştığını iddia etti. Kızını bilerek örgüte sızdırdığını söyledi. Kimileri adamın hem devlete hem de yabancı servislere çalıştığını söyledi. Ama kesin olan şu ki Zeli Ankara'daki öğrencilik yıllarından beri Sero ile birlikte ve ona çalışıyor. Zeli? Nasıl olmuş? Seni biz bile tanıyamadıysak kimse anlamaz. Durun, durun bakalım. Yaslanın duvara. Çıkartın kimlikleri. Bacım, bunlar senin neyin? Biri abim, biri kocam. Nereye bu saatte? Sancılandım da ocağa kadar götürüyorlardı. Ama geçti. Evinize girin. Bu saatte buralar tekin değil. Sağ olasın. Yaşlarımızı ihbar edenler burada oturuyor. Çıkar. Darbeden önce Güneydoğu'ya geçtiler. Darbe olduğunda ise çoktan yurt dışına çıkmışlardı. Daha fazla haber çıkması için gazetecileri kaçırmaya başladılar. Elemanlarını örgütten kurtarmak isteyen medya müdürleri Zeli ile muhatap olmak zorundaydı. Ve haraç vermek. Siz burayı babanızın çiftliği mi zannediyorsunuz? Biz bu dağlar için savaşıyoruz.
Buraya gelmeden önce bizden izin alacaksınız. Gerçekleri bizden öğreneceksiniz. Neden buralara gelmeden önce bizden izin almıyorsunuz? Arkadaşlarınıza söyleyin. Bu dağları, dereleri kafanıza göre gelip çekemezsiniz. Köylere giremezsiniz. İnsanlarla konuşamazsınız. Baskı altında yaşayan insanlarımızdan gerçekleri öğrenemezsiniz. Haber istiyorsanız Avrupa'da ajanslarımız var. Oradan alıntı yapın. Gerçekleri öğrenin. Mazlum 1951 doğumlu. Örgütte Muzo diye biliniyor. Sero'nun dış işlerini o yürütüyor. Örgütün iç, dış, tüm istihbaratları da Muzo'ya bağlı. Muzo da Ankara'da okumuş. Sero'nun öğrencilikten yoldaşı. Örgütün dünyaya bakan yüzü o. İngilizce, Rusça biliyor. Arapça, Farsça anlıyor. Nasıl olmuş baksana? Onun da suç kariyeri afiş işleriyle, bildirilerle başladı. Her yere baskın yapıyorlar, göz açtırmıyorlar. Bir süre ortalıktan kayboldu. Sağ olasın. Daha o günlerde bile her yerde gözü kulağı olan biriydi. İhbarlar sayesinde defalarca arkadaşlarının hayatını kurtardı. Ne yapmak istiyorsunuz? Burada yaşam güvenliğimiz yok. Kampları boşaltmak zorunda kaldık. Bazı arkadaşların iltica etmesi lazım fakat pasaport sorunları var. Peki ne yapabiliriz? Sovyet pasaportuyla giriş yapan arkadaşları geri çevirmeyin. Bazen sorun yaşıyoruz. Talebiniz dikkate alacağız. Tutuklanan arkadaşlarınıza işkence yapılıyor mu? Maalesef. Yoldaşlarımız zindanlarda çürüyor. Avrupalılar örgütü vaftiz etmek için Kuzey Irak'a her geldiğinde onlarla önce Muzo görüşüyordu. Bunların en psikopatı. Adı Zeki. Kod adı Zerdüşt. Sero'nun silahlı gücü buna bağlı. Eylemleri o yönetiyor. Sadece Zerdüşt, Sero'nun okuldan arkadaşı değil. Ama o da 20 yıldır Sero ile birlikte. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Kitap tutmadan tetik çeken bir tek Zerdüşt var aralarında. Örgüte destek vermeyenleri sindirmekle başladı öldürmeye. Geç lan sıraya! Geç! Geç! Kaldır elleri! Kaldır! 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 Geç lan sıraya! Geç! Geç! Kaldır elleri! Kim için öldüyoruz lan biz? Sizler için! Ama oğlunuzu kızınızı verin bize dediğimizde hemen korkaklaşıyorsunuz! Malınızı paylaşın dağdakilerle dediğimizde cimrileşiyorsunuz! Nankörsünüz hepiniz! Canımızdan gayrı neyimiz kaldı ki verelim? Sus! Karışma! İş birinci buna. Gençleri bu hale hep siz getirdiniz. Oğlunu, torununu asker davulla zurnayla yollamadın mı? Biz sizin ne halt ediyorsunuz bilmiyor muyuz? Bir de o tornada karşımda konuşuyorsun. Bölgede adı bugün bile korkuyla anılır. Yarına kadar bütün yollara döşenmiş olacak. Korkuttukça, öldürdükçe örgütte yükseldi. Örgüt daha etkin olmak istediği yerlere onu yolluyordu. O gidince peşi sıra eylemler de artıyordu. İyi ya, ben de bir şey zannettiydim. Happy topu 5 kişiymiş. La şiştik, 1 milyon olduk. Hangi susuz köyün cenabeti bunlar? Anlamadım ki. Hepsini bir bir gebertiriz. Bulursan tabii ki abi. Üstelik 7 kişiyiz. Hikmet'le Eren karışmaz.
Adam başı bir tane düşer. Ne var, ne olmuş? Abi zamanında bunlar 3-5 eşkıyaydı. 22 senede 40.000 insanımız gitti. Yazık. Vallahi billahi yazık. Bizim gariban insanımıza yazık. Peki biz bu örgütün hedeflemesinde neredeyiz? Artık tam göbeğinde. Madem ki Polat Alemdar ve adamları devrimci mücadelemizin önündeki engellerden biridir. Madem ki bunlar davamıza saldırıp zarar vermekteler. Biz de onlardan intikamımızı alırız. O bizim canımızı yaktı. Biz de onun canını yakacağız. Böylelikle metropollerde herkes adımızı duyacak. Hangisiyle başlayacağız? Aldıkları nefes, attıkları adımın istihbaratı toplanmış. Üçünden birinin kellesini al. Çok önemli bulmasam böyle konuşmam. Ama muhtemelen sıkı takip altında olduğumuz için özellikle 3 kişi açık tehdit altında. Kimler? Eren. Halo dayı. Ben. Allah yardımcımız olsun.